Öğretmenlere yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. 8-5-2014 Perşembe günü Yenişehir ilçesi Şehitlik Teknik Endüstri Meslek Lisesi müdür yardımcısı ve üyelerimiz şiddete uğramıştır. Okul bahçesinde ders işlenmesi koşullarını zorlayan öğrenci olmayan bir gencin okul bahçesinden çıkarılması istenmiş, durumu zorlaştıran ve kız kardeşinin burada okuduğunu beyan etmesi üzerine okul idaresi tarafından görüşülmüş genç okuldan ayrılırken tehditler savurunca velisi okula çağrılmış, durum aktarılmıştır. Okul çıkışında idareci ve öğretmenlere araba içinde taş, bıçak, şok tabancası ile saldırıp darp edilmişlerdir. Saldırıyı kınıyor, saldırıya uğrayan öğretmenlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Veli görüşmelerinde temel yaklaşım, çocuğun gelişimi ve uyumu konusunda nasıl işbirliği yapabiliriz? Genel sorusu çerçevesinde biçimlendirilmelidir. Bu işbirliği önce veli ile sınıf öğretmeni arasında kurulur. Uzman, yönetici, diğer öğretmenler ve ailedeki diğer kişilerin katılımıyla genişler. Velilerimizin okuldaki görüşmelere bu şekilde yaklaşması gerekirken yaşanan saldırının sorgulanması gerekir. Değerli basın emekçileri, sevgili öğretmenlerimiz ve sayın veliler. Yaşanan şiddet olaylarını öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasını da bulabiliriz. Yetkililerin bu yöndeki söylemi ve yaklaşımları şiddetin zeminini oluşturmaktadır. Yine eğitimcilere yönelen şiddetin kaynaklarından bir diğeri siyasi iktidarın uyguladığı eğitim politikaları ve eğitim çalışanlarına yönelik olumsuz tutumda yer almaktadır. Şiddetin nedeni eğitim hizmetlerinin ticarileşmesi, velinin okul ve eğitmenleri hakkında farklı bir ruh hali oluşmasına neden sağlamaktadır. Eğitimcinin sınıf ve okuldaki psikolojik hakimiyetini, üstünlüğünü kıranlar, öğretmeni ve diğer eğitim çalışanlarını velinin, basının, öğrencinin ve kamuoyunun önüne savunmasız hale getirmiştir. Yetkililer eğitim sisteminde yaşanacak sorunların sorumluları olarak biz öğretmenleri göstermiş ve biraz özveri isteyerek halkın karşısında bizi hedef haline getirmiştir. Bu noktada bakanlık, valilik, il emniyet müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü yetkililerin ve tüm Diyarbakır halkının bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerekmektedir. İlimizde bu saldırılara karşı acil önlemler alınması gerekmektedir. Uyarıyoruz. Toplumun tümünün şiddete yönelik eğilimi artmaktadır. Başta ülkemizi yönetenler, bakanlar, milletvekilleri, siyaset yapanlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, anneler, babalar, öğretmenler ve tüm halkımız şiddet dili yerine sevgi, barış, dostluk, hoşgörü, kardeşlik ve birlik dilini kullanmalıdır. Unutulmamalıdır ki öğretmenlerimiz itibarsızlaştırıldıkça ve şiddete maruz kaldıkça çağdaş, demokratik, özgürlükçü toplum yaratılması mümkün olmayacaktır. Tüm eğitim çalışanları olarak öğretmenimize yapılan saldırı ve saldırıların tekrar etmesi durumunda ortak tavır almaktan kaçınmayacağımızı kamuoyuna duyurur, yapılan çirkin saldırıyı tekrar kınıyoruz. Şiddete hayır, şiddete hayır.